Geçmişin iyi çocuğu, geleceğin iyi adamı. Nurettin Beşinci. Çocuklukta ne içersek ileride onu biçiyoruz. Nurettin Beşinci'nin nasıl bir çocukluğu vardı? Nerede doğdu? Çocukluk anılarında neler vardı? Nurettin Beşinci kaçıncı sırada ve kendi farkını nasıl ortaya koyuyor? Evet, merhabalar. İçimizdeki Çocuk YouTube programına hoş geldiniz. Bugün aslında böyle dostumuzla bir sohbet yapacağız. Çok değerli bir dostumuz var. İçimizdeki Çocuk YouTube programının ilk konuğu Nurettin Beşinci. Kendisi Pendik Kızılay Şube Başkanı. Ama diğer taraftan da geçmişin iyi çocuğu, geleceğin iyi adamı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu güzel iltifatlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Yani aslında bugün biz bize sohbet ediyoruz. Eyvallah. Milyonları unutuyoruz. Ayşegül Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ayşegül Hanım'la yaklaşık 20 yıldır bir arkadaşlığımız var, dostluğumuz var. Hamdolsun bu güzel duygu ve düşünceleriyle başlayarak bizi böyle onur ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Evet Ayşegül Hanım. Şimdi öncelikle biz tabii takipçilerimize şunu anlatmak isteriz. Birçok insan var. Bazıları şöhretlidir, bazıları şöhretli değildir. Ama şöhret nerede? O şöhrete giden yol insanlıktan geçiyor. Biz bu insanlığı ortaya çıkaracağız. İnsanlığın temeli nereden başlıyor? Çocukluktan başlıyor. Çocuklukta ne içersek ileride onu biçiyoruz. Nurettin Beşinci'nin nasıl bir çocukluğu vardı? Nerede doğdu? Çocukluk anılarında neler vardı? Aslında içimizdeki çocuğu bugün sizinle beraber ortaya çıkaracağız. Çok güzel. Yani aslında bu kitapların başlangıcı iyilik. İyilik kahramanı. Evet, mükemmel. İyilik kahramanı. Ayşegül Hanım bunu başlatmış. Ülkemize, insanlığa çok güzel bir hizmet olarak görüyorum. Benim çocukluğum sorduğunuz zaman şöyle, ben gözümü açtığımda Pendik'te gözümü açtım. Hmm. Aslen Trabzonluyuz. Fakat dedem, babam daha önce gelmiş buraya. Burada ticaretini yapmış, babam ilkokulu okumuş, burada okumuş. Ben de ilkokulu burada okudum, Pendik'te okudum. Liseyi Pendik'te okudum. Üniversiteyi de şehir dışında bir yerde, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İnşaat mühendisi olarak bitirdim. Ama çocukluğum Pendik'te inanılmaz keyif aldığım bir çocukluk. Burada tabii şunu diyebilirim. Bizim çocukluğumuzla şimdiki çocukluklar arasında farklılıklar var. O zaman tabii İstanbul bu kadar veya Pendik bu kadar kalabalık değildi. Herkes hemen hemen birbirlerini tanırdı. Kapılarımız açıktı. Komşuluklarımız çocukken karnımız acıktığı zaman bile Pendik'in mahallelerinden bir tane Safamale Mahallesi'nde büyüdüm. Köken olarak Boşnak kökenli insanlarla birlikte büyüdük. Kapılar açıktı. Onların Boşnak börekleriyle büyüdüm. Değil mi? İnanılmaz. Hiç güzel. Unutamayacağım bir çocukluk yıllarıydı. Kaç kardeş? Biz dört kardeşiz. Yani Nurettin Beşinci kaçıncı sırada ve kendi farkını nasıl ortaya koyuyor? İlişkileri nasıl? Yani Nurettin Beşinci ikinci kardeş. İki. Benden büyük bir ablam var, ben varım. Bir erkek kardeşim ve kız kardeşim var. Dört kişiyiz. Pendik'in bir de Sapanbağları Mahallesi'nin haricinde Pendik'te çocukluğumuzda 4-5 tane mahallede de oturduk yani. Diğer mahallelerde. Mahallelerde. Pendik'i hemen hemen çocukluğumuzda adım adım dolaşmışızdır. Sokaklarını hemen hemen hepsini biliriz. Çocukluğumuzda Pendik, o zaman tabii televizyon veya medya bu kadar gelişmemişti. Sinemalar vardı Pendik'te. Hmm. Pendik çok sinemaları meşhur olan bir ilçeydi. İlkokul işte 5. sınıfa kadar gelmeden önce çocukluğumuzda 1., 2., 3., 4. sınıflarda hep böyle sokaklardaydık, sokaklar birbirimizi tanırdık. Ne oynardınız daha çok? Yani top mu yoksa misket mi? Hani hepsi eskiden... Top oynardık, misket oynardık, saklambaç oynardık, yakar top oynardık, voleybol oynardık. O zaman Pendik bunlara müsait bir alanları vardı yani. Hı hı. Ama daha şimdi, çok sokak oyunları. Sokak oyunları oynardık. Mi? Sokakta sosyalleşmemiz de sokaktaydı zaten yani. Hı hı. Bu anlamda ben çocukluğumda... Sakin miydi mesela? Yani karakter olarak nasıl? Hareketliydim. Kardeşler arasındaki dengede hani hangi figürü temsil ediyordunuz? Kardeşler arasında denge figürüne. Sakin, dingin. Aynen öyle. Ama yapı itibariyle hareketli birisiydim. Boş durmazdım. Mutlaka bir şeylerle uğraşırdım. Hmm. Anne baba faktörü. Mesela rol model ya da benim rol model etkileyen... babamdı.
İşte mesela ne yönü? Babanız nasıl bir karakterdi? Babamın dürüstlüğü beni inanılmaz. Titizliği, dürüstlüğü. Mesela anınız var mı? Babanızın gözlemlediğiniz çocuklukta bir şey yapar da böyle vay be dersin hani. Ya babamın şu özelliği, Pendik'teki arkadaşları tarafından çok beğenilen birisi olması, onunla birlikte olmaları, onunla birlikte sohbet etmeleri, onunla birlikte eğlenmeleri babam benim için o anlamda çok mükemmel bir iz bırakmıştır. Verdiği sözü yapan ve insanlar tarafından da beğenilen bir yapıda olması, ben de inşallah babam gibi olurum demiştim. Mesela benim çocukluk anımda benim ailem de hep böyle dışarıdan misafirleri kabul eden bir aileydi. Büyük dedem de öyleymiş, kapı kapanmazmış. Şimdi bir gün bize sürekli misafirler geliyor. Biz hepsini akraba sanıyoruz ama. Halbuki hiç tanımadığımız insanlar. Çünkü benim babam da devlet hastanesinde çalışıyor ve devlet hastanesine gelince orada otel yok, konaklayacak yer yok. Hani şey böyle, çok uzaktan uzaktan sadece o köyde babamın ismi duyuluyor. İşte diyorlar ki hastanede Abdullah diye birisi var, onu bul. Bulduktan sonra babam da tabii eve alıyor, bizde kalıyor. Kalacak yer olmadığı için. Bir akşam bir aile geliyor bize. Biz o aileyi yine akraba diye düşünüyoruz. Ertesi gün olduğu zaman hikayeyi babamdan dinliyoruz. Aile Sinop'a geliyor. Bir düğün için. O zamanlar cep telefonu yok. Ama düğün mekanını bulamıyorlar. Akşam geç saatte olduğundan dolayı da aileyi, annemler bizim eve davet ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Hiç tanımadığınız şehir dışı, Çorum ya da Çorum olması gerekli. Çorum'dan gelmiş bir aile. Anne, baba, işte çocuklarıyla beraber bizim evde konaklıyorlar. Ertesi gün babamlar onlara işte Sinop'ta o aileyle buluşturuyor, vedalaşıyorlar. Ama o gece bizde konaklıyorlar. Yani benim ailemin de o iyilik, işte hani bugün bizim dedim ya yansıyan şey çocukluktan geliyor. Mesela somut anlamında sizin babanızın ve annenizin mutlaka geçmişe dair böyle hikayeleri, sizi etkileyen tarafları vardır ya da kardeşlerinizin. Şöyle ki doğru, Anadolu insanının özelliği. Çok birbirine benzer. Aynı şekilde siz Sinop dediniz, bize Trabzon. Trabzon'dan gelenler İstanbul'a geldiği zaman, Pendik'e geldiği zaman bizim aileye gelirler. Biz dediğiniz gibi bizde kalırlar da yani. İşte evet. Bir hafta, iki hafta. Bir hafta, iki hafta. Tabii bazen akrabalarımızdan... Yer yatakları. Aynen öyle. Yer yataklarında kaç kişi yatıyorduk? Değil yani mi? Bir yatakta belki 4-5 kişi yatıyorduk yani. Ya. O kadar küçük evde. Evet, küçük o evlerde. O kadar çok kişi nasıl sığıyoruz şimdi düşünemiyorum yani. Değil mi? Şimdi kocaman evlerde herkes 4 kişi bile kalabalık gibi geliyor. Aslında o dönemler inanılmaz güzelmiş, inanılmaz samimiymiş, inanılmaz güzel günler geçirdik. Kadınlara tabii çok büyük rol düşüyor burada. Tabii yani anneye inanılmaz rol düşüyor. Anne derliyor zaten. Tabii benim annem bir de çalışan bir kadındı. Yani merdaneli bir çamaşır makinesi sonradan oldu. O merdaneli makinede her misafir sonrası her şeyi yıkayıp ona göre işte işini yapan bir kadındı. Evet. Benim annem de zaten, babam da çocuklar içerisinde en büyük çocuk olduğu için, annem de büyüktü. Onların kardeşleri olsun, yeğenleri olsun, akrabalarımız olsun, benim babamla annem burada İstanbul'da bir rol model olarak herkese şey yapardı yani. Oradan kim göçtüyse ya da geldiyse. Aynen, aynen. Çok kişi gelmiş geçmiştir. Şimdi çoğu da yurt dışındadır, başka yerlerdedir ama herkes yine de tabii rahmetli babam, ona da bir dua okuyalım hiç olmazsa evet, Allah da rahmet eylesin, güzel bir babamız. Şimdi annemiz var, annemiz o görevi yapıyor. Dışarıdan, anladım, yurt dışından veya memleketten geldiği zaman anneme yine gelirler yani. O eski günleri de konuşarak onları yad etmeye çalışıyoruz yani. Ben mesela bize gelen misafirlerde işte aile gelir bize her hafta birisi ya bize gelir ya biz ona giderdik sırayla. İşte mesela İstanbul'a geldiğimizde kişiler daha bireysel görüşmelerine tanık oldum. Mesela benim çok ilgimi çekmişti. Aa dedim, İstanbul'da niye insanlar ailece görüşmüyorlar? İşte çocuklar ayrı görüşüyor, büyükler ayrı görüşüyor. O aile kavramının çok yaşanmadığını fark ettim. Sinop'ta resmen hani biz çocuk olarak şey cetvel gibi böyle tutardık. Bu hafta o bize geldi, haftaya anne biz onlara gidiyoruz ya da diğer aileye gidiyoruz ve sıra üzerine bir aile ziyareti olurdu. Bu bir kültür. Doğru. Bu kültürü biz yaşarken de şu var, bize gelen ailelerin çocuklarıyla, mesela benim kardeşlerim çok fazla oyun oynardı, ben büyüklerin sohbetini dinlerdim. Hani şu an mesela iş hayatına olan merakım, ilgim aslında çocukluktan geliyor. Onların mesela bir kişinin bir süt fabrikası kurup ama parasının bittiği dönemde o çarkı devirme dönemine denk geldiğinde ama parasızlıktan o fabrikayı batırdığını dinlemiştim. Evet. Yani belki 9 yaşındayım, belki 10 yaşındayım ama o hikayeyi hayatım boyunca unutmam.
Mesela sizin bu anlamda böyle etkileyen anlar var mı? Şöyle, dediğim gibi benim köyüm burası. Yani her ne kadar gözümü açtım buradayım, benim köyüm. Sizin dediğiniz zaten onları biz burada yaşadık zaten. Yani o dönem tabii yaşımızın da biraz ilerisinden fazla olduğu için çocukluğumuzda burası 1989'dan sonra kentleşme olmaya başladı. Aslında Pendik bir köydü. Dediğiniz gibi biz de aileler arasında her akşam olmasa bile yani hafta sonları birbirimize giderdik, konuşurduk, sohbet ederdik, çocuklar oyun oynarlardı, büyüklerimiz sohbet ederlerdi. Tabi o zaman bu kadar çok hızlı bir süreç yoktu zaten. Onun için ben hatırlıyorum bir tane renkli televizyon vardı. Bütün çocuklar bir araya gelirdik. Dedemin Avusturya'dan bize göndermiş olduğu o dönemde renkli televizyonu seyrederdik yani. Avusturya'dan geldi. Evet. Vay. Evet şeyde, yani. Eskiden zaten şey gurbetten gelen şeyler çok kıymetli olur. Acaba ne gelmiş falan. Aynen öyle. Çocuklar aynen. için çok değerli. Bizim de mesela köye giderdik. Köye gittiğimiz zaman şimdi yer sofrasındasınız. Düşünün. Ve televizyon karşı değil, tavanda. Çocuklar dokunup boğulmasın diye böyle tavana çarpmaz bir şekilde koyulmuş. Herkes böyle bakıyor. Köy evinde görmüştüm. Bizim yine uzak akrabamız. Herkes böyle bakıyor. Sonra bizim Sinop'ta şeydir. Islama meşhurdur. İşte en son ıslamanın önce hamuru gelir. Hamurundan sonra da yufkası gelir. Yufkasından sonra tavuğu gelir. Ama siz böyle bakarken bir bakarsınız tavuk bitmiş. Böyle çocukluk anılarımızda hani şey gibidir. Kalabalıkta bizde derler ki kaşını kaybetme. Kaybettin mi tamam aç kalırsın. Şimdi çocuğumuzla öğrendiğim bir şey var. Şimdi bizim çocuklar televizyonları, ince televizyonlar, LED televizyonlar. Evet tabii LED ekran. Şimdi bir misafirliğe gidiyoruz. O eski televizyonu tutmuş, bir köşesine koymuş. Oğlum da yine akrabaların bir tanesinden, ya teyze diyor bu televizyonun bu kadar ne kadar büyük diyor bu. Nasıl oluyor televizyon? Yani bir eski olduğunu görünce şaşırıyor, böyle televizyon mu olur diyor. Yani zaman içerisinde tabii teknolojide ilerlediği için çocuklarımız bizim çocukluğumuzu yaşayamıyorlar. Değil mi? Onlar farklı bir şeyler yaşıyorlar. Yani. Yo, dönem tabii çok değişti. Okul anılarımız da öyle. Okulda yaşadıklarımız da öyle. Okul... Mesela soba vardı bizim zamanımızda. Tabii canım sobaya biz odun götürürdük. Okulun ortasında soba vardı. Isınırdık yani. Evet. Nerede doğalgaz yok öyle bir şey. Ayakkabı bir taneydi. Ya ben bir çok yatıyorum. Bir ayakkabıyla bir dönem evet, geçirdim. Evet bir yıl. Aynen öyle. Yırtılırdı yani ve sobanın etrafında öğretmen Yağmur'da o ayakkabılarımızı bizim çıkartır, çoraplarımızı çıkartır. Çoraplarımız asılırdı. Onlar kurutulurdu. Biz yani benim ilkokul dönemlerimde şöyleydi. Biz topu çok severdik, top oynamasını sevdiğimiz için. Arkadaşlarımızla okuldan çıktıktan sonra eve gelmeden önce güzel bir top oynardık. Önlüğümüzü kirletirdik, yakaları kopartırdık. Bir de yakalıklar vardı. Aynen öyle, beyaz yakalıklar eve giderdik. Ondan sonra annem derdi ne oldu? Yine top oynadık yani. Ama o bizim için keyifli günlerdi onlar. Peki oradaki alman. Şey anne babanın tepkileri nasıldı? Yani tepkileri tabii yani insan... Çünkü onlar için şey var yani kıyafet... Kirleniyor tabii ve canım. Yedek kıyafet şimdiki yok. Gibi yok ki. Aynen. Aynı kıyafet o kadın alacak, akşam yıkayacak, ertesi güne size hazır edecek. Aynen sabanın başında kurutacak onu. Doğru. Ya çünkü onun derdi başka. Doğru. Şimdi mesela siz çocuk geldi kirletti. Zaten günlük giyiyor. Değil mi? Tabii canım yani. Şimdi günlük giyiyor. Aynen öyle. Ama o zaman öyle değildi. Ya, şimdiki çocukların her gün ayrı giyeceği elbisesi var. Ya. Bizim öyle değil ki ya. Yani. Bir elbise. Bayramlar nasıldı? Bayramlar, çok güzel bayramlar vardı. O zamanki bayramları şöyleydi işte Kurban Bayramı veya Ramazan bayramlarında büyükleri ziyaret ederdik. Hı hı. Küçükler olarak giderdik. Biz çocuğuz tabii yani biz gittiğimiz zaman elini öperdik, para alırdık yani. Evet. Ama herkes o dönemde öyleydi ama o zaman da herkes de paranın da değeri vardı o dönemde. Tanımadığınız evlere de gidiyor muydunuz? Giderdik. Bayramlaşmaya. Aynen öyle. Mahallemizde ne kadar evler varsa. Tüm hepsini dolaşıyordunuz. Hepsini dolaşıyorduk. Tüm çocuklar mı toplanıyordu yoksa böyle kendi gruplarınız mı vardı? Yani birbirimize yakın olduğumuz arkadaş gruplarıyla beraber giderdik. Giderdik orada bütün mahalledeki büyüklerimizin elini öperdi. Onların da hoşuna giderlerdi. Biz de o zaman bir kuruş mu, iki kuruş mu, beş kuruş mu neydi? Yani. Evet, akşam da toparla şeye bakardık ki ha bugün şu kadar 10 kuruş, 20 kuruş neyse artık 1 lira, 2 lira, 3 lira para topladık derdik birbirimize şey yapardık. Değil mi? Evet. Şimdi onda benim çok güzel bir anım var. Bir arkadaşım vardı Necla. Onunla beraber biz bayramlaşmaya tüm mahalleye dolaşıyoruz. Gidiyoruz.
Şimdi giriş kattan apartmana girdiğinde oradan başlarsan yukarı doğru çıkıyorken her defasında kapı kapandığında aşağı inme numarası yapıyorsun. Aslında aşağı inmiyorsun. İner gibi yapıp sonra tekrar giriş kata çıkıyorsun. Baktık böyle olmayacak. Sonra yukarıdan başladık. Yukarıdan aşağıya doğru dedik en azından hani yukarıdan aşağı doğru inince tekrar geri çıkmaya gerek kalmayacak. Çünkü tüm evlere dolaşıyorduk. Yani dediğiniz gibi hani acaba başımıza bir şey gelir mi? Öyle ya da yanlış şey bir şey gelir mi? Ki aileden de hani bu şekilde bir tedbir alma güdüsünü bize işlememişlerdi. Doğru. Çünkü öyle bir korku yoktu. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. O da yine toplumun nereden nereye geldiğini gösteriyor. Aynen öyle. Biz, ben hayatımda Sinop'ta dolmuşa bindiğim ilk dönem o bayramda başka mahallelere gidebilmek için dolmuşa binmiştik. Yani bilmediğimiz bir yere bizim için dolmuşa bindik. Dolmuş mesafesinde, uzaklıkta bir yere gidiyorsun ve bayramlaşmaya. Ama ailen buna karşı çıkmıyor. Değil, evet. Yani, çocuk yaşta endişelendirecek evet, bir durum yok. Olmadığı dönemlerde. Otobüse evet. Bindiriliyoruz. Şoföre söyleniyor, 9-10 yaşlarındayız. Köye gideceğim, rahmetli babaannemi getireceğim. Evde mevlüt var. Ben 9-10 yaşında otobüs şoförüne söyleniyor, şurada inecek deniliyor, orada iniyorum. Yani o zamanki özgüvene bakar mısınız? Evet. Şimdi çocuğu biz hani ya serviste okullarda ya kendimiz getiriyoruz, götürüyoruz. Ben şehirler arası gidiyorum ve 9-10 yaşında küçük bir çocuğum yani. Evet, güzel günler. Değil mi? Evet. Bizim çocukluğumuz tabii bir apartmanda bütün akrabalarla beraber yaşadık bir de. Bizim çocukluğumuz da öyle geçti yani. Babam, dedem, büyük dedem, ondan sonra amcalarım, babamın amcasının çocukları. Oo, bir apartmanda, aynı bir apartman yani. Beşinci oğlu apartmanda öyle büyüdük. O zamanki... O bir güç aslında tabii, psikolojik evet. olarak değil mi? Doğru. Yani o bölgede biz öyle değildik. Biz İstanbul'a geldik. İstanbul, şimdi biz çocukluğumuzdan beri hep şeydi. Herkes İstanbul'a gidiyor. Herkes Doğru. yurt dışına ya da Almanya'ya gidiyor. Biz dedik ki hani akrabalarımız var İstanbul'da, yazları bize geliyorlar işte halamlar, teyzemler. Ya baba diyoruz, bir defa gezmeye gidelim. Ben sizi götüreceğim çocuklar, ben sizi götüreceğim. Sonunda bizi ilk defa getirdi ve dönmemek üzere geldik biz. Çünkü Temelli taşındık eğitim sebebiyle, üniversite sebebiyle. Neyse ilk geldik İstanbul'a ve Temelli geliyorsunuz, göç ediyorsunuz, eşyalarımız geliyor. İlk geldiğimizde Kartal'da, Cevizli'de bir akrabamızın ve uzaktan akrabamızın evine geldik. Biz böyleyiz, burası mı İstanbul? Ya burası mı İstanbul? Falan böyle. Sonra annem bir öncesinden gelmişti, evi tutmuştu. İşte kiralık bir ev tuttu. O da şeyden dolayı, tekelde çalıştığı için Cevizli. Yani Cevizli, tekele bölgesinde olduğundan dolayı. Oraya yerleştik. Biz dedik ki yani baba, yıllardır bizi gezmeye getirmedin, bir getirdin. İstanbul'a göç ettik yani. Tabii biz o zaman kendini yalnız hissediyorsun. Hatta işte ilk zamanda kardeşimin okulunun olduğu sokakta pazar kuruluyormuş. Şimdi tabii ilk günler gidiyor, atıyorum cuma günü pazar kuruluyorsa cumaya kadar yolu öğrendi. Biz dedik ki pazar kurulduğu gün dikkat et, yolu karıştırma. Evet. Sonra dönüş yolunu bulamadı. Yani sonuçta şeysin, kendini bir şekilde bir bağın yok. Yani ne kadar akraban da olsa herkes o kadar farklı bölgelerde oturuyor ki işte bizimkilerin çoğu Avrupa yakasında. Evet. Burada bir eve ve uzaktan akrabamızın evine misafir olarak o gün geldik. Ertesi gün kendi evimize yerleştik. Sizin zaten burada olmanız. Doğru. Ve bir aslında bir sülalenin aynen burada öyle. Olması. Babamın amcasının çocukları, evet. Babamın amcaları buradaydı. Mesela arkadaşlık ilişkilerinde bu psikolojik güç nasıldı? Yani kendine güven. Evet. Evet. Hani şey vardır ya çocukken işte akran zorbalığı dönemleri sizin olmamıştır. Çok yok olmadı. Değil mi? Ya. Yani. Olmadı benim için. Çünkü zaten herkes biliyordur üçüncü oğul. Evet. Ya o ailenin gücü size her dönemde yansımıştır bölgede, Pendik'te. Evet doğru. Çok rahat bir çocukluk dönemimiz geçti. Mesela o çocukluk dönemine geçtiğinizde böyle unutamadığınız bir anınız var mı yaşadığınız, sizi etkileyen? Ya da böyle ya şey var. Benim çocukluk döneminde ben şöyle... hatırladığım en iyi şeyle ben çalışkan bir başarılı bir öğrenci. Başarılı bir çok ideal bir profesyonel. Yani ilkokulda yani. Değil ortaokuldan sonra çok başarılı bir öğrenci. O esnada ben boş durmazdım. Dedemin burada odun deposu yani ticaretle uğraşırdı. Onun orada ben tavşan yetiştirirdim. Pendik'te cumartesi günleri Pendik'in merkezinde kuruldu. Tavşanları çoğaltırdım, satardım.
Yani çok böyle. İyi. Ondan sonra dedemin deposunda pazarcılar mallarını getirirlerdi bir gün öncesinden. Onlardan mesela bir kasa limon alırdım. Cumartesi günü satardım pazarda. Kartal'a giderdim. Kartal'da o zaman bağbahçe çok şey vardı. Kıvırcık veya maydanoz talaları vardı. Çocukum kaç yaşındayım? 12 yaşındayım. 13 yaşındayım. Giderdim oralara. Ama bu işte bak çocukluktan gelen ticaret sevgisi aslında. Evet. Ya alışverişi seviyorsunuz. Doğru. Yani bir şey yapıyoruz. Bir şey yapmak, üretmek, satmak, aslında oradan bir dönüşüm elde etmek. Giderdik oradan tarladan alırdık parayla gelirdik. Cuma günü demet yapardık. Cumartesi günü pazarda satardık mesela. Hmm. Bunlar benim için yani unutulmaz çocukluk anılarımdır. Pazarda el arabasıyla bilyalardan araba yapardık. Ha. O zaman tabii pazarcıların mallarını taşıyorduk mesela. Ay çok güzel. Tabii böyle çok güzel yani benim de hoşuma gitti ve bugünkü hayatıma gelirken, bugünkü hayatımdaki tecrübeleri yaşarken onlarla beraber yaşadım bunu. Evet işte dediğim gibi çocukluk anıları çok önemli, çok kıymetli. Biz aslında o zaman şekilleniyoruz, farkında değiliz. O zamanki tercihlerimiz, o zaman yaptıklarımız. Mesela geçmişe baktığınız zaman iyilik adına hatırladığınız ilk şey ne? Olay herkese yardım ederdim ben. Yani mesela çocuklukta ne yaptınız orada o dönemde? İyilik olarak. Evet, iyilik olarak. Yani bizim akranlarda, çocuklarda eğer yani şu bende vardı. Yani bizim o zaman hani ekonomik olarak da gücümüz de iyiydi. Biz de çalıştık, paramız vardı. Olmayan insanlara ben yardım ederdim. Ha, o zaman bile yardım ederdim. Kaç yaşlarında? 10 yaşlarında, 12 yaşlarında, 13 yaşlarında. Yani liseyi bitirene kadar burada Pendik'te köyüm olarak gördüğüm yerde çok güzel hem arkadaşlıklarımız vardı. Neden bende öyle bir duygu oluştuğunda açıkçası bilmiyorum ama nereden gelmiş bilmiyorum. İlkokuldan belki öğretmenimizden aldık bunları, eğitimden, aileden aldık bunları. Böyle bir iyilik yapma, bir baba. Baba da tabii baba bizim için şeydi. Evet. Yani, rol modeldi. O da herkese yardım ederdi. Halen Pendik'te babamdan bahsederler. İşte o çocukluğumuzda onu almış olduğumuz rol modelden dolayı biz de onları yapmaya çalışıyoruz. Şu an dersen Kızılay'da zaten oradan devam zaten ediyor. Zaten devam ediyor. Evet. Nasıl iyilik başladıysa. Peki vefa hayatın neresinde? İyilik olarak çocukluğumuzda evet. Tabii liseye kadar ben öğrencilere ders çalıştırırdım. Yani. Bak çok güzel. Öğrencilere ders çalıştırdım. Yani benim hayatımda, okul hayatımda beni keşfeden bir hocam vardı. Matematik hocam. Kemal Evliyaoğlu. Allah selamet versin. Allah çok selamet iyi bir hocam. Versin. Yani o hoca orta birde beni keşfetti. Ben matematikte çok iyiydim. Matematikte iyi olunca da baktım ki çalıştıkça çok güzel şeyler oluyor. Ve birçok sınıftaki arkadaşlarımıza ben ders çalıştırmışımdır yani. Çalıştırırken ben de öğreniyordum, hem de çalıştırıyordum yani. Üniversitede bunu yaptım yani. Ay çok güzel. Evet, üniversitede yaptım. En güzel anılardan bir tanesi. Yani başkalarına ders çalıştırmak, vaktinizi onlar için yani harcamak, öyle. Kullanmak ne kadar değerli, ne kadar keyifli. Birçok öyle arkadaşımıza ders çalıştırmışımdır yani. Keyif almışımdır. Sonra hiç yıllar sonra karşılaştınız mı? Karşılaştık ve bunları bana söylerlerdi. Allah razı olsun senden, sen çalıştırdın gittim. Sınavı başarıyla aldım ve diplomalarımı aldım diyen birçok arkadaşlarımız olmuştu yani. Peki vefa hayatınızın neresi? Nasıl? Ya vefa herkese çok baskın değildir çünkü. Değil. Değil vefa mi? Farklı siz, bir şey. Siz bunun içindesiniz. Yaşıyoruz evet. Vefa farklı bir şey. Tabii şu günümüzün hatta sorguluyoruz değil mi? Niye yok diye. Günümüzün dünyasında görüyoruz ki vefa azalmış yani. Ama eskiden öyle değildi. Çünkü farklı bir atmosfer vardı, farklı bir dünya vardı, farklı bir Türkiye vardı, farklı bir Pendik olarak farklı bir Pendik vardı, farklı bir insanlık vardı. Şimdiki dünyada Allah sonumuzu hayretsin. Vefaya dair bir anınız var mı? Mesela işte atıyorum babanızın hayatına dokunduğu bir kişi vardır, yıllar sonra karşılaşır ya da gerçekten o kadar vefalı insanlar var ki ve bunu size sürekli hissettiriyor. Sürekli hayatınızın bir tarafını buluyor. Yani keşke diyor benim de ona bir faydam olabilse. Ben öyle insanlar gördüm. Evet doğru. Tabii biz yani aile olarak Allah razı olsun babamızdan bizi yetiştirmiş ama biz yaptığımız şeyi hep yaradan için yapmışız. Tabii en güzel. Bunun karşılığını zaten yaptıktan sonra çok kişi öyle demiştir ya ben de sana bir şey yapayım de. Sen bu kadar iyilik yaptın bize.
hiç belki de tanımadığım insanlara evet işte. İyilik yapmışım. Unutmuşumdur yani evet. Ama unutmayan insanlar var. Şöyle ki tabii iş hayatımdan bir örnek söyleyeyim bu şeyle ilgili. Yine Pendik'te belediye başkan yardımcısıyım. O süre içerisinde yaşadığım bir aklıma geldiği için söylüyorum. Bir vatandaş gelmişti, annesiyle beraber bir kızcağız. Dediler ki ya başkanım dediler, bizim işte Ertuğrul Gazi mahallesinde bizi rahatsız ediyorlar. Bir gece kondumuz var, bize yardımcı olur musunuz demişlerdi. Ben de tabii yani belediye başkanının bize vermiş olduğu yetkiyle, biz o yetki ve sorumluluklar içerisinde onlara bir yardım ettim. Çok da benim için basitti yani. Aldık onları, gece kondu önleme bölgesinde bir yer verdik. Onlar da, ben unuttum onu. Aradan yıllar sonra geldi. Hay Allah razı olsun senden, sana hep dua ediyoruz. Ne oldu dedim, ben hatırlamıyorum bile dedim yani. Bizim için çok önemli şeyler, çok büyük bir şey olduğunu söylüyoruz. Bizi kurtardın diyor. Yani neden kurtardık? Yandaki komşuların, kötü olan komşulardan bizi kurtardın diyor. Yani Allah razı olsun dedikleri zaman ben de çok mükemmel. Olay bitmiştir yani, değil mi? Manevi olarak. Manevi olarak. Bir de onları ben unutuyorum mesela, işte o söylüyor. Onların hatırlaması çok güzel. Yine bu işte belediyede yine birisi hatırladığım, inanılmaz. Farklı görüşten birisi, birkaç yerde de anlatmışımdır bunu. Vatandaşın bir tanesi topuklu ayakkabı giyiyor, bayan. Topuğu kırılıyor. Belediyeye geliyor. Belediyede işte kaldırımları yapamıyorsun, farklı görüşte de olduğu için. Geliyor orada çağırıyor. Ben de dışarıdan bir görevliydim. Geri gelirken baktım ki beyaz masada bir tartışmayı gördüm. Dedim hayırdır, bir şey mi var dedim. Hanımefendi geldi, topu kırıldı. Ben de hanımefendiyi almışım. Hatırlamıyorum, bu kendisi anlatıyor bana. Almışım, odama götürmüşüm. Demişim ki hayırdır. İşte topum taşın arasına girdi, kırıldı da bundan belediye sordum. Sıkıntı yapma dedim. Yeni ayakkabı istiyorsan yeni ayakkabı alayım dedim. Yoksa dedim bir arkadaşımız, görevli bir arkadaşımız aldım. Topuğunu yaptırdım, yetiştirmişim. O da çok memnunmuş. İçeri almışım, kahve söylemişim, ikna etmişim. Farklı birisi yıllar sonra bana bunu anlatıyor. Ben zor hatırladım yani. Ya değil mi? Ben zor hatırladım. Güzel, çok güzel. Ve sürekli halen görüşürüz onunla. Halen görüşürüz. İşte ya, hani insana yatırım yapmak. Değil mi? Ben unutuyorum. Evet, yani zaten doğrusu doğru. Unutuyorum yani. İyilik yap, bir imzat. Karşılık beklemeden yaptığın bir daha iyilik. Kıymetli. Sen de bunları zaten yazıyorsun buna. Maşallah. Bu şakra. Çok güzel şeyler yazıyorsun. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Evet. İyiliği yap, at denize. Aynen. Halik bilmezse ne mi? Malik bilir. Malik bilir veya böyle bir şey var. Şimdi iyilikle ilgili benim en son yapmış olduğum seminerlerden Tuzla'da bir tanesinde ekip sahneyi hazırlıyor. Sinoplu dernekten de, o bölgenin dernek başkanı da beni aradı. Dedi hocam hemen dedi kültür merkezinin karşısında bir pastane var. Ben de oradayım, gelin size bir çay ısmarlayayım dedi. Hani çay içelim. Dedim tamam. Geçtim oraya. Oturdum. Beyefendi karşımda. Arkadan birisi geldi, gözümü kapattı. Ay dedim bir an yükledim. Sen bir baktım böyle. Bir delikanlı. Yani orta yaşlı bir delikanlı. Hocam merhaba, beni tanıdınız mı? Şöyle gözlerine baktım. Orhan, ilkokul 2. sınıfını okutmuştum o çocuğun. Diğer masada eşi ve çocukları, 2 tane de oğlu var küçük. Allah bağışlasın. Ondan sonra Orhan oturdu karşımıza. İşte beyefendi beraber falan sohbete başladık. Hocam dedi, benim sosyal medyada resmi görüyor. Sonra işte yazıyor bana falan. Sürpriz yapıyor, programa geliyor. Ondan sonra, şimdi o gün orada bir sürü şey anlattı tabii. Benim yaptıklarımdan, dediğiniz gibi. İnsan biz yapıyoruz ama unutuyoruz yaptıklarını. Ben bir bayram, onları hani şey vardır ya, işte siz çocuklara bayramlık dağıtırsınız. İşte ayakkabısını alırsınız. Ben öyle yapmamışım. Ben onları almışım ekip olarak. Bir mağazaya götürmüşüm. Mağazaya götürüp demişim ki istediğinizi seçin. Hatta diyor ki Orhan, pahalıydı diyor benim beğendiğim. Ben utandım söylemeye diyor. Siz beni görüp, Orhan bunu mu istiyorsun, bunu alacaksın? Ben öyle demişim. Anlattım öyle. Ondan sonra ayakkabısına kadar. Sonra oradan sonra ne yapmışım? Onları yemeğe götürmüşüm. Sonra pastaneye. İstediğinizi yiyin, ne istiyorsanız. Hayatında çocuk ilk defa restorana gitmiş. Hayatımın ilk restoranıydı diyor.
ilk pastanesiydi diyor. Yani mağazadan istediğini alabilme gücünü ilk o gün yaşamış. Bu ilkleri yaşayan bir çocuk bunu unutur mu? Unutmaz. Ve kaç yaşında o beni buldu geldi. Maşallah. Ne kadar güzel. Çok güzel. Yani hani hayatta ne biriktiriyoruz? İyilik biriktiriyoruz. Bu kadar. Yani ve bilen oluyor, bilmeyen oluyor. Ama bizim zaten kalbimiz neyse, hani kalbindekini yaşarsın. Biz kalbimizdekini yazıyoruz. Şu kalem içeride olmayanı aktaramaz. Sizin eyleminiz, yaptığınız işler, başkan yardımcılığı, kızlar başkanlığı, başka görevler, ne olursa profesyonel olsun. Profesyonel yöneticilik. Yani şimdi, danışmanlık burada kalpteki yansıyacak o işe. Başka bir şey yansımaz. İşte 26'lı, 27'li yaşlar demişti. Profesyonel hayatıma başladım üniversiteden sonra. 10 yıl çalıştığım bir firmada ayrıldım. Aradan 15 yıl sonra halen beni, o müşterilerim beni arar. Ya. Yani halen beni ararlar. Allah razı olsun, sen olmasan derdi, işte şu işi yapamazdık der. Sen yardımcı oldun, geldin şantiyemi ziyaret ettin derdi. Bir de en güzel tarafınız, farklı görüşlerdeki insanları kucaklayan bir taraf. Yani insan, insan faktörü. Hangi düşüncede, hangi görüşte, hangi bayrak altında olduğu hiç önemli değil. Ya. Siz herkese hizmet etmeyi seviyorsunuz. Ben yıllardır tanıyorum. Ben iç huzurum öyle oluyor. Yani benim geçen programımda hiç önemli da değil, insan olsun. İnsan bir böyle yüzünde bir şey yaptığınız zaman, yüzünde bir tebessüm, bir gülümseme varsa beni mutlu ediyor. Ya şimdi mesela geçmişten bahsettiğimizde baba faktörü sizde çok etkili ya, çok rol model almışsınız ya. Hiç böyle erkek evlat olarak sonuçta o zamanın şartlarında hani babanızdan çekindiğiniz tarafları var mıydı hiç? Tabii biz babadan çekinirdik. İşte. Tabii. O babayı bir oturuyor, bir ağırlık olur oldu. Farklı görürdük zaten, çekinirdik. bizimle birlikte o bir yakınlık gösterdi, çok mutlu olurduk yani. Tabii canım, yani babamızla ufak bir hareketi. Tabii yani, ama zaman içerisinde büyüyünce tabii babayla dost oluyorsunuz, arkadaş oluyorsun. Çocuk yıllarınızda, yani üniversite veya lise yıllarınızda sizi alıp bir yere götürdüğü zaman keyif alıyorsun. Onun arkadaşlarıyla beraber ve sen de onun yanında olduğun zaman büyük keyifler alıyoruz yani. Bizi tanıtıyor, biz büyüklerle birlikte işte bu oğlum diyor, okuyor diyor, bilmem ne yapıyor. Hem o mutlu oluyor, hem biz mutlu oluyoruz. Ama babamın bize yaptığı sürprizler var tabii yani. Babam da mesela çocuklarına mesela alışveriş yapardı, bizi götürürdü, mağazaya götürürdü ve bize iyi giyinmemiz için bize alışveriş yapardı. Bunlar bizim için çok şeydi yani. Siz mi seçiyordunuz? Babam seçiyordu. Babam seçiyordu. Mağazaya götürüyor, baba seçiyor. Babam seçiyor. Giyiyorsunuz, babam, Allah rahmet eylesin. Yani onun bizim üzerimizde çok güzel emekleri var, iyilikleri var. Biz de onun ona yakışır bir evlat olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani tabii şimdi aile çok önemli. Yani kardeşler de mesela, kardeşlerinizden size yansıyanlar ya da onlarla iletişiminizi unutamadığınız anılar var mı? Kardeş i̇şte ilişkisi bambaşka. Biz yani tabii aileden gelen bir şekilde biz kardeş olarak çok birbirimize bağlıyız. Kardeşler de birbirine hani bu şekilde yani aramazsak birbirimizi üzülürüz yani. Her zaman aramaya çalışırız. Yurt dışında kardeşim var, burada kardeşim var, ablam var. Birbirimizi ararız. Bu da tabii o zamanki aile bağlarının güçlülüğünden kaynaklanan devam ediyor. Peki çocukluk ilişkilerinde mesela benim bir anım var. Ben şöyle, çocukken de annem söyler de ben çocukken ablamı dövermişim. Hadi ya. Ablamı dövermişim, ablam bir şey demezmiş. Annem de ablama hadi dermiş ki, ya işte kardeşim beni de dövüyor diyor. Sen büyüksün, sen de döv onu diyor. Sen de döv onu. Tabii yani. Böyle çok bir güzel anılarımız varmış yani. Evet. Ama ben küçük kardeşimle, erkek kardeşimle veya kız kardeşim var. Onlarla biz daha farklıydık. Yani ablamın anlattıkları gibi yoktuk yani. Daha farklı. Evet, yani geçen gün bir hikaye dinledim. Tabii bu da gerçek olmuş bir kişinin hayat hikayesinden. Bahçede et pişiriyorlar. Et pişirirken işte çocuğun büyük annesi karşı komşudan bahçesine elma istiyor. Tabakta elma istiyor. Tabakta geliyor elma. Sonra o tabağa et koyup karşı komşuya veriyor. Çocuk da şaşırıyor. Neden diyor, bizim bahçemizde bir sürü elma varken diyor elma istedin diyor. Direkt diyor eti verseydin ya. İşte büyük annesi diyor ki, yani biz diyor direkt vermiş olsaydık rencide ederdik onları. Ben özellikle elma istedim ki bizde diyor tabak boş gönderilmez. Şimdi bu aslında
bir şeyleri direkt olarak insanların gözüne sokmadan, reklam yapmadan, rencide etmeden çok kibar. Eski usulde böyle iyilikler vardı. Benim rahmetli babaannem cebinde hep böyle çocuk şeker taşırdı. Babaanneme şekerci teyze derlerdi. Niye taşırdın derdim. Derdi ki çocuk sevindireceksin. Çocuk sevindi. Yani çocuk bununla sevinir derdi. Ve cebine küçük küçük şekerlerden koyardı. Bakınız aynı şey. Ben de işte çocukken gördüğüm şeyleri büyüdüm. Ben de çocuklara aynı şeyi yapıyorum. Ha. Tabii canım çok mutlu. O zaman ben mutlu oluyordum. Evet. Birisi bana bir şey verdiği zaman inanılmaz mutlu. Ve unutmuyorum o kişiyi. Şimdi ben de aynı şekilde yapayım. Çocuklar da görsünler. Onlar da bu geleneğe devam ettirsinler diye. Evet. Ben de çocuklara hep genelde bir şey veririm. Bir hediye veririm. Şeker veririm veya çikolata veririm. Bir şeyler veririm yani. Ya şeydir ya, arabanın bagajında hep bir şey olacak. Aynen öyle. Doğru. Arabanın bagajında bir şey olacak. Sürpriz oluyor onlar için. Mutlu tabii, oluyorlar. Tabii, onların tabii. Mutlulukları bizi de mutlu ediyor yani. Peki eğitim hayatında mesela öğrencilik anıları arasında işte öğretmen ilişkisinde olur etkileyen bir şey vardır. Böyle hayatınızda ileride onu taşırsınız. Ya da bir anınız vardır. Benim yani beni etkileyen işte matematik öğretmenimin benim var olan kapasitemi ortaya çıkartarak çıkarması beni inanılmaz etkilemiştir ve onu hayatta unutmam yani ne kadar unutmam. İlkokul öğretmenimi unutmam. Halen görüşürüm kendisiyle. Mesela ilkokul öğretmeninizle size geçen en çok ne oldu? Mesela ilkokul öğretmeni domino taşı gibidir böyle. Dürüstlük. Yani o dönemin dürüstlüğüydü yani. Bize hep onu öğretirlerdi yani. Yani kandırma. Yalan söyleme. Bunlar çok önemli şeylerdi. Evet. En çok zihninizde onlar kalmış. Yani ders çalışmazsan da, ödevini yapmadıysan da bir bahane uydurma. Yapmadım de der. Yani evet, dürüstlük güzel, diye. Güzel, çok güzel. Yani bir bahane uydurma. Çünkü o biliyor ki o dönemin insanları. Bunu söylerse çocuklar alışkanlık haline getirirler. İşte o ilkokul öğretmenimden benim en çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi oydu. Onun için ben de yapamadıysam doğrusunu söylerdi. Yani. Peki üniversite dönemine geçişteki meslek seçiminde ne etkili oldu? Meslek seçiminde etkileyen benim annemin amcasının oğlu inşaat mühendisiydi, mimardı. Biz de onu örnek alarak ben de inşaat mühendisi onun için seçtim yani. Onunla daha öncesinden böyle bunun sohbetini yaptınız mı? Yani bu iş mesleğinin... Yok, ben sadece rol model olarak onu aldım. O dönemlerde belki mühendislik çok revaçtaydı. Popülerdi. İyiydi. Havalı o yıllarda. Aynen öyle. Mühendis. Mühendis. Onun sayesinde mühendis oldum. O da Allah rahmet eylesin. O da rahmetli oldu. Allah o da onun da benim üzerimde emeği vardır. Onun sayesinde mühendis olduk. Hamdolsun. Üniversiteyi bitirdik. Çok uluslu firmada 10 yıl profesyonel çalışma yaptık. Oradan aldığımız bir sürü deneyimler oldu, tecrübeler oldu. Ondan sonra işte profesyonel hayattan sonra bir kamu tecrübemiz oldu. Belediye başkan yardımcılığı oldu. Orada da iki bir tecrübemiz var. Sonrasında Teknopark'ın Gebze, Muallimköy'deki Teknopark'ın kurucu genel müdürlüğünü yaptık. Şimdi de hamdolsun iyilikle ilgili tekrar bize bir lütuf olaraktır. Kızılay'ın başkanlığı gibi bir göreve geldik. Burada da zaten var olan içimizdeki şeyle Kızılay'la da devam ettireceğiz. Evet, programı o zaman iyilikle bitirelim. İlk konuğumuz olarak sizlerden böyle güzel bir iyilikle ilgili mesaj istiyoruz yazmanızı. Birincisi bu. İkincisi, şimdi her programda konuğumuzun izleyicilerimize bir hediyesi olacak. Ne olacak? Evet, Şakran oyuncağını ve Şakran son çıkan kitabını izleyicilerimizden bir kişiye hediye edeceğiz. Ama kime? Bu tabii Nurettin Bey'in hediyesi olacak. Nurettin Bey'in adına biz sizlere göndereceğiz. Şimdi tabii bir sürü başvuru olacaktır. Mesaj gelecektir. Biz dedik ki nasıl seçelim? Tabii ki Şakran Bilmece kitabından bilmece soralım dedik. Bu bilmeceyi bilenler arasından bir sonraki programa kadar yazanlardan çekiliş yapacağız. O kişiye de sizin mesajınızla bu hediyeleri göndereceğiz. Kitabı da hatta sizin de imzanızı alacağız ki gönderdiğimizde sizin de hatıranız kalsın. Çok iyi, çok memnun oldum. Nasıl güzel değil mi? Çok güzel, çok güzel. Bakalım ne bilmece çıkacak. Evet, isterseniz siz sorun. Şu bilmecemiz çıktı şansımıza. Soruyorum.
bize ait olduğu halde başkalarının kullandığı şey nedir? Evet. İlk programımızın ilk bilmecesi Nurettin Başkanımıza, Nurettin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir programdı. Biz çok keyif aldık. Umarım sizler de güzel keyifler alırsınız. Evet, ilk anı defterimize de Nurettin Bey'in kaleminden güzel mesajları alacağız. İçimizdeki Çocuk YouTube programında, başka bir programda iyilikle çok güzel hikayelerle buluşmak üzere diyorum. İyi kalpli insanları buluşturan İçimizdeki Çocuk bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ediyoruz.